Uzayın derinliklerinden çıka gelen kadim bir güç, gaz devi Jüpiter'e yaklaşıp ölümcül üflemesini yapsa ve tam olarak uydumuz Ay'ın mesafesine kadar yaklaştırsa nasıl bir kıyamet senaryosunun ortasında kalırdık? Ya da kıyametten ziyade, yüzyıllar boyunca gökyüzünde görsel bir şölen mi bizi beklerdi? Üzerimize hızla gelen ve Ay'ın yerini alacak olan gezegenler kralı Jüpiter'in inanılmaz yolculuğunu adım adım anlatıyorum. Dünya'dan yola çıkın ve bize en yakın konumdayken Mars'a gidin ve tekrar Dünya'ya dönün ve bu yolculuğu 10 kere tekrarlayın. Yaptığınız ortalama 550 milyon kilometre bile sizi Jüpiter'e götürmeye yine yetmez. Hayallerinizin ötesindeki uzaklıkta bulunan gaz gezegenini kendi dünyamıza doğru yolculuğa çıkardığımızda, Galileo'nun uyduları adı verilen Io, Europa, Ganymede ve Callisto ile birlikte diğer 91 uydusunu olduğu yerde bırakacağız. Jüpiter, yörünge hızından daha hızlı bir şekilde harekete geçtiğinde varacağı ilk durak noktası, boyutları milimetre ile onlarca kilometre arasında değişen yüz binlerce asteroidin bulunduğu asteroid kuşağı olacaktır. Hayalimizde hep bu şekilde canlandırdığımız asteroid bölgesi, doğrusunu söylemek gerekirse biraz daha farklı. Eğer asteroid kuşağının en kalabalık yerine şu anda ışınlansanız göreceğiniz manzara tam olarak bu olacaktır. Muazzam değil mi? Her yer zifiri karanlık ve hiçbir şey yok. Herkes ölümcül derin bir uykuda gibi. Çünkü bu kuşaktaki asteroidler arasında bulunan boşluklar o kadar fazladır ki tek bir tanesini göremez ya da çarpamazsınız. Olasılık çok düşüktür. 20 kilometre çaplı iki kayanın bu alanda birbirine çarpma olayı ancak 10 milyon yılda bir kere meydana gelebilecek bir şeydir. Asteroid kuşağını geçen ilk uzay aracı Pioneer 10 da dahil olmak üzere Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2, Ulysses, Cassini ve Juno bu kuşağı geçerken tek bir toz tanesine dahi çarpmadılar ve hiçbir asteroid görüntüleyemediler. Çünkü herhangi bir insan yapımı sondanın bu bölgede bir şeye çarpma olasılığı ancak milyarda birdir. Jüpiter gibi dünyamızın çapından 11 kat büyük olan bir nesne bile bu bölgeden geçmeye kalksa yine de yoluna hiçbir şey çıkmayacaktır. Afrika kıtasının rastgele iki farklı yerine iki farklı insan bırakın ve bu iki kişinin sadece yürüyerek birbirleriyle karşılaşma olasılığını düşünün. İşte bu Jüpiter'in olasılığıdır. Gerçi yoluna çıksa kime ne? Direkt Pac-Man gibi davranacaktır ve asteroid kuşağının en büyük nesnesi 950 kilometrelik Ceres hop dedik diyerek önüne atılsa Jüpiter onu içine aldığını dahi fark etmeden yoluna devam edecektir. Fakat yolu üzerindeki taşı, toprağı, asteroidleri ya da kuyruklu yıldızları kendisine çekip temizlemesi bizim için bulunmaz bir nimet. Çünkü Dünya'ya oranla 2,5 kat güçlü olan kütle çekimi, rotası Dünya ile kesişen bu tehlikeli nesneleri bizden uzaklaştırıyor. Uzaklaştırmadığında ne olduğunu 65 milyon yıl önce gördük. Yani aslında görmedik ama anladık. Ya da 1992 yılının Temmuz ayında Şomekalı ve 9 adlı kuyruklu yıldız direkt Jüpiter'e çarptığında neler olabileceğini gördük. Evet, bu sefer gördük. Unutmayın, çapı 1 kilometreden büyük olan her göksel cisim atmosferimize girdiğinde yeryüzüne kesinlikle çarpar. Jüpiter, Mars'ın yanına vardığında olduğundan 4 kat daha büyük görünmeye başlar ve yeryüzündeki amatör astronomlar için harika bir gök cismi haline gelir. Ama kırmızı güzel Mars'ımıza zarar vermesini istemediğimiz için gel artık Jüpiter diyoruz ve 10 milyon kilometre uzağa kadar yaklaştığını görüyoruz. Bu uzaklıkta gaz devi artık Ay'dan daha parlak ve net görünmeye başlardı. Jüpiter'in manyetik alanı, aynı zamanda gezegenin kutuplarında Güneş sisteminin en muhteşem auralarından bazılarının oluşmasına neden olurdu. Fakat aynı zamanda Dünya'nın manyetik alanından 16 ila 54 kat güçlü olan bu alanların etkisini hissetmeye başlardık. Yüklü kozmik parçacıkları hızlandırmaya başlayan dev gezegen bunları Dünya'mızı yönlendirmeye başladığında ve şiddetli radyasyon her birimizin bedenine çarptığında zihin karmaşası, mide bulantıları, bilinç kayıpları yaşanmaya başlardı. Yaklaştıkça artan bu etkiler, titremeler, kasılmalar ve ölüme varan sonuçlar ortaya çıkarırdı. İlk defa Isaac Newton dönemlerinde oluşan ve yaklaşık 300 yıldır büyük kasırgalarla çalkalanan büyük kırmızı leke, Jüpiter 2 milyon kilometre kadar yakınımıza geldiğinde yaklaşık Ay büyüklüğünde görünmeye başlar. Bu kilometre aynı zamanda Jüpiter'in gezegenimiz üzerindeki çirkin yer çekim etkilerini göstermeye başladığı yerdir. Çünkü kendi uydusu Io'ya yaptıkları tam bir gezegen işkencesidir. Yarattığı muazzam gelgit etkisi Io'nun katı kayasını eritip delik deşik eder ve Güneş sisteminin en dehşetli volkanik aktivitelerine sahip uydusu yapar.
yakınlaşmasını sürdürdükçe dünyanın başına gelecek olan bundan daha beterdir. Ve nihayet Jüpiter bütün ihtişamı ile ay mesafesindeki son durağına geldiğinde 41 tane ayı yan yana getirdiğinizde ulaştığınız genişlik kadar bir alan kaplamaya başlar. Ve tüm insanlık gözlerini gökyüzüne çevirdiğinde hissedeceği şey önce hayranlık ve tarif edilmesi imkansız bir heyecan, sonsuz güzellikteki bir rüyanın etkisi olurdu. Artçı ve öncü depremlerin artık öneminin kalmadığı, hiç bitmeyecekmiş gibi devam eden sayısız sarsıntılar, yüzeylerin parçalandığı, dağların hareketlendiği, yolların havaya savrulduğu, binlerce yıldır yerin altında öfkeyle bekleyen lavların gökyüzünde konfetiler yarattığı görüntüler sizi bu sonsuz rüyadan beklemediğiniz anda uyandıracaktır. Radyasyon kuşağına bağlandığımız için atmosferimiz çok hızlı bir şekilde sağlıksız hale gelmeye başlayacak ve giderek zehirli bir forma dönüşecektir. Geride bıraktığı 95 uyduya inat, devasa kütlesiyle yanı başımızda yarattığı yoğun kütle çekiminden ötürü etrafta ne kadar asteroid ve kuyruklu yıldız varsa hem kendisine çekecek hem de gezegenimize doğru fırlatacaktır. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki atmosferden giriş yapan onlarca meteor, saniyede 50 kilometreye varan hızlarla yeryüzüne ulaşmaya başlayacaktır. Dünyamız ise 4,5 milyar yıldır gururla taşıdığı gezegenlik vasfını artık kaybedecek, Ganimed'i tahtından indirerek Jüpiter'in en büyük uydusu haline gelecektir. Dünya, Güneş ile Jüpiter arasında olduğunda ise geceleri gökyüzünde yükselmeye başlayan dev Jüpiter dolunayı tüm parlaklığı ile gezegenimizi karanlıktan aydınlığa çıkaracaktı. Jüpiter'in üzerinde göreceğiniz dev gölge ise hayranlık uyandıracak derecede güzel olurdu. Çünkü mavi gezegenimizin gölgesine bakar bulurduk kendimizi. Fakat kaçınılmaz olan bir gerçek var. Bu senaryoda Dünya eninde sonunda Jüpiter'e çarpacak. Jüpiter'in uydusu Io'nun Jüpiter'e olan mesafesi ile Ay'ın Dünya'ya olan mesafesi kozmik ölçeklerde aşağı yukarı aynıdır. Io, Jüpiter'in etrafında saniyede 17 km hızla ilerleyerek çarpmaktan kurtuluyor. Fakat Ay mesafesine gelen Jüpiter etrafında dönmeye başlayan Dünya ise, yörüngedeki dönüş hızını saniyede 1 km'ye kadar düşürerek dönmeye başlayacağı için dev gezegene çarpmaktan kurtulamaz. Dünya, şüphesiz bir günden daha kısa bir sürede Jüpiter'e çarpmaya mahkumdur. Son bir günde kendi kaderini yaşayan Dünya, dramatik etkileri yoğun bir şekilde hissetmeye devam eder. Ay'ın Dünya üzerindeki gelgit etkisinden 26 bin kat daha güçlü bir etkiyle okyanuslar çalkalanacak ve şehirler sonsuza kadar sular altında kalacaktır. Artan sıcaklık, madde olarak adlandırılabilecek her şeyi gözleri kamaştırana kadar eritip yok eder. Buna, kıtaları sular altında bırakan okyanusların buharlaşması da dahildir. Ve işte geldik senaryomuzun kutsal kase sorusuna. Jüpiter'in yerçekimi, Dünya'nın yerçekimine ne zaman eşit olurdu? Diğer bir ifadeyle, Jüpiter'e doğru düşmeye başladığımızda, insanlar ne zaman havaya doğru kaldırılmaya başlardı? Tüm felaketler arka planda devam ederken, Dünya'nın yüzeyi Jüpiter'in yüzeyinden yaklaşık 38 bin kilometre uzaklıkta olduğunda, Jüpiter'in Dünya yüzeyindeki yerçekimi, Dünya'nın yerçekimine eşit olacaktır. Bu, Jüpiter'in yüzeyinden Jüpiter'in yarı çapının yaklaşık %55'i kadar bir mesafededir ve düşüşün %90'ını tamamladığımız noktadadır. Ancak bu sayı, yalnızca Dünya bir şekilde Jüpiter'in yüzeyinin üzerinde sabit duruyorsa geçerlidir. Fakat Dünya, Jüpiter'in yüzeyinin üzerinde sabit durmak yerine, Jüpiter'in etrafında yörüngede olduğundan, sizi Dünya yüzeyinden yukarı doğru çekecek olan tek şey, Jüpiter'in Dünya yüzeyindeki gelgit kuvvetidir. Bu gelgit kuvvetinin 1G olacağı yaklaşık mesafe ise, Jüpiter yüzeyinin yaklaşık 3000 km altındadır. Bu nedenle siz ve Dünya bu olmadan önce yok olmuş olacağınızdan, asla Dünya yüzeyinden yukarı doğru havalanmaya başlayamayacaksınız. Bu dramatik etkileri tüm duygusallığıyla yaşayan insanlar ve gezegenimiz Jüpiter'in atmosferine girmeye başladığında, milyarlarca yıla mal olan mucizelerle dolu bir süreç, göz açıp kapama süresine eşdeğer bir zaman dilimi içinde, evrende başka hiç kimsenin umursamayacağı, sessiz çığlıkları barındıran ufak bir gök parıltısı ile son bulacaktır. Ne yalan söyleyeyim, böyle dramatik sonlar barındıran felaket senaryolarını bilimsel çerçevede işlemeyi seviyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Yorumlara lütfen görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin. Önerileriniz olursa onları da değerlendirmeye alacağımdan emin olabilirsiniz.
bu video tam benlikti diye düşünüyorsanız desteğinizi lütfen esirgemeyin. Bunu da beğen tuşuna basarak ve kanalıma abone olarak yapabilirsiniz. Emin olun, desteklerinizle daha fazla üretken hale gelebiliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Sevgi, sağlık ve bilim dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.